HPV nedir? HPV nedir? Şimdi biraz önce bahsettiğiniz sosyal medya ve internet ortamında araştırmalar yapılıyor diye. Tabii çok doğru bilgiler olduğu kadar çok bilgi kirliliği de söz Tabii ki. konusu. Bu açıdan sizin vesilenizle doğru bilgileri bir hekim sorumluluğu olarak da doğru tarama ve korunma yöntemlerini halkımıza ulaştırmak çok önemli. Şimdi HPV bir virüs. Pandemiyle hayatımıza virüsler, aşılar ve korunma yöntemleri girdi. Hepimiz bunlardan bir şeyler öğrenir olduk. HPV tıpkı korona gibi vücudumuzun hücrelerine yerleşen bir virüs. Fakat yine korona gibi bazı hücreleri seçiyor. Hangi hücreleri seçiyor? Yassı epitel dediğimiz cilt ve mukoza yani ağız içi, cinsel bölge, genital bölge iç mukozalarını seçiyor. Anal kanal mukozalarını seçiyor ve bunların dış cildini seçiyor. Virüsler vücudumuza girdiğinde kendi başlarına üreyemedikleri için hücremizin içine giriyorlar ve hücrelerimizi birer virüs fabrikasına dönüştürüyorlar maalesef. Bunu yaparken de hücreye bir takım zararlar veriyorlar. HPV virüsü de hücrelerimize girerek genetik materyalini bize enjekte ederek ileriki dönemde o hücrede bazı değişiklikler yapabiliyor. Bu nedenle önemli bir virüs. Dünyadaki en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalık aynı zamanda. 45 yaşına kadar yapılmış çalışmalarda %85 kadının bu virüsle karşılaşacağını, bu virüsle enfekte olacağını gösteriyor. Yani dünya nüfus kadınının doğurgan çağdaki 45 yaşına kadar olan kadınların %85'i çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bununla ilgili bizim önlemler, korumalar almamız gerekiyor. HPV virüsü bulaştığı zaman kadınlarda ve erkeklerde kansere gidecek hücre değişikliklerine yol açabiliyor. Birinci sakıncası bu. Onun dışında genital bölge sihirleri dediğimiz hücre değişikliklerine yine yol açıyor. Bu da bulaşıcılık açısından daha fazla riskli. Ama ne yazık ki hiçbir belirti vermeden de bir enfeksiyon yapabiliyor. Dolayısıyla gözle görülür bir enfeksiyon veya sihir olmadan da bulaştırılabildiği için dünyadaki en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalık. Peki hocam, cinsel yolla bulaşan bir hastalık ama cinsel bir yaşamı olmayıp da bu rahatsızlık görülebilir mi? Neden görülebilir? Evet, şöyle şimdi bir kere bir cilt teması gerekiyor. Cilt ve mukoza teması gerekiyor. Yapılan çalışmalar havlulardan, kişisel eşyalardan bulaştırıldığına dair bir veri yok, bize bunu sağlamamış. Fakat ne şekilde bulaşabilir? Evet, cinsel birlikteliği olmayan insanlarda da bulaş görüyor muyuz? Görüyoruz. Cilt teması, enfekte bölgenin ellenip daha sonra o elle teması, bebeklere geçiş. Burada el yıkamanın önemini ne kadar vurgulasak az tabii Kesinlikle. ki. Çünkü bu virüsler özellikle su ve sabunla veya dezenfektanlara karşı çok dirençli virüsler değil, bir DNA virüsü. Bu açıdan evet, onun dışında da bulaşabilir ama havuz, hamam, sauna gibi, tuvalet gibi yerlerden bulaş ispat edilememiş çalışmalarda. Peki HPV nasıl bulaşır, nasıl korunulabilir? Evet, nasıl bulaşır biraz bahsettik. Cinsel Çok yolla güzel. bulaşır. Cinsel yol ayrıca temasla bulaşır. Ağız yoluyla bulaşabilir. Anneden çocuğa doğum kanalında bulaşabilir. El temizliğine önemli. Direkt temastan hemen sonra bir bulaş söz konusu olabilir. Temel cinsel yolla bulaşıyor tabii. Temel bulaşı cinsel yolla. Korunmak açısından kondom yani prezervatif kullanımı tamamen bunu engelleyemiyor. Çünkü cinsel birliktelikte sadece ve sadece vajina yoluyla bulaşmadığı için genital bölge organ temasıyla da cilt temasıyla da bulaştığı için burada %100 koruma sağlamıyor. Fakat daha az bulaşmasını sağlıyor bize kondom. Bu açıdan yine kondom kullanımını tabii ki tavsiye ediyoruz. Tek eşli olanlara daha az görülüyor. Riskli tipleri ve risksiz düşük riski tipleri var. Yaklaşık 200'e yakın tipi var HPV'nin. Bunlardan 15'ini en sık gördüğümüz riskli tipler olarak değerlendiriyoruz ve rahim ağzı kanseri için özellikle bizim en çok suçladığımız virüs etken HPV. Rahim ağzı kanseri ve HPV ilişkisi sigara ve akciğer kanseri ilişkisinden daha sıkı bir ilişki.
çok daha sıkı bağlantısı var. Dolayısıyla HPV olan hastaların rahim ağzı kanseri riski var. Peki her HPV bulaşmış hasta? Ben de onu soracağım. Evet, değil her mi? HPV her rahim HPV, ağzı kanseri yani oluyor mu? Yani %85 popülasyondan bahsediyoruz. Hepsi rahim ağzı kanseri oluyor mu? Hayır, olmuyor. Bulaş sonrası gene %85, 80-85, 2 sene içinde bağışıklığımız bu virüsü yeniyor. Nasıl koronada, pandemide gördük, bazı insanlar çok ağır atlattı koronayı, bazılarımız hafif atlattı, bazıları sebat etti, bazıları çok kısa sürede atlattı. HPV de öyle. Burada birinci etkin bağışıklığımız. Demek ki bağışıklığımızı iyi tutacağız. Yorgunluk, sigara, alkol, bunlardan uzak duracağız. Çünkü bunlar bizim bağışıklığımızı düşürecek şeyler. Diyabet bir numaralı etkenlerden bir tanesi bağışıklık düşürme konusunda. Stres öyle. Maalesef gebelik de bağışıklığımızı indiriyor. Dolayısıyla gebelikte de bunların agreve olduğunu, yani arttığını görebiliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, hocamızın bahsettiği gibi temizlik her zaman çok çok önemli. El, ayak, vücut temizliği artı tek eşlilik her zaman sağlıklı yaşamımızın başlarında gelen olduğu için lütfen tek eşliliğimize dikkat etmeye çalışalım. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi şeylerden de uzak kalalım. Peki hocam, HPV'nin belirtileri nelerdir? Nasıl anlarız bir HPV olduğumuzu ya da herhangi başka bir hastalıkla karıştırılıyor mu? HPV'nin tek olabilecek belirtisi siğiller. Gözle görülen belirtisi. Ama düzenli kadın doğum muayenesinde özellikle biz HPV'nin sebep olduğu dönüşümleri, rahim ağzı veya diğer dokulardaki dönüşümleri fark edebiliyoruz. Bu açıdan kadınlarımızın yıllık kadın doğum muayenelerini aksatmamalarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Siğil tabii ki %10 gibi bir kısımda söz konusu. Hatta tüm popülasyona baktığımızda, tüm bulaşa baktığımızda %1'lere kadar iniyor. O yüzden HPV'nin bir semptomu olmadığını, semptomsuz enfekte olanların da bulaştırıcı olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizde de 30 ila 45 yaş arasında kadınların 5 yılda bir HPV tarama testinden geçmesini istiyoruz. Bu test çok basit. Normal bir sinir testi gibi alınıyor. Herhangi bir ağrı acı olmuyor. Jinekolojik muayene sırasında bunu alabiliyoruz. Yine simir testleri bunun için çok önemli. Düzenli simir taramasının yapılması çok önemli. Çünkü bazen HPV testi 30 yaş altındaki, HPV enfeksiyonu 30 yaş altındaki hastalarımızda da gerçekleşiyor. Bunun testini HPV'yi atlamadan önce simirle, bulgularla, simir sonuçlarıyla biz şüphelenip öngörebiliyoruz. Bunun önemini defalarca ne kadar vurgulasam az diye düşünüyorum. Şunu çok merak ediyorum. HPV virüsü ya da siğiller ayak siğilleriyle karıştırılabilir mi? Ya da bir bağlantısı var mıdır hocam? Şöyle, HPV'nin 200 tipi var dedim. Bunun bazı tipleri rahim ağzını tutar, bazı tipleri cildi tutar. Ciltte tutan virüsler siğil yapabilir. Ama siğil demek her zaman HPV demek midir? Hayır, değil. Biz siğilin bölge ve yerleşimine göre HPV'den şüphelenerek hareket ederiz. Siğillerin tahlile gönderilmesi, yine siğillerden HPV taraması yapılması, HPV testi yapılması daha doğrusu mümkündür. Burada tabii kadın doğum hekiminin detaylı bir anamnez ve muayene ile yola çıkması, onun sonucunda bir takım testleri istemesi söz konusu. Peki beyinlerle siğiller, genital bölgede siğiller karıştırılabilir mi hocam? Deneyimli bir hekim karıştırmaz tabii. Görüntü görsel olarak hani benzerlik. Yok, çok fazla karışma ama şöyle olabiliyor. Bu şekilde hastalarımız oluyor. Bazen siğiller özellikle yüksek riskli tiplerde atipik siğil olarak bize oluyor. Şüphelendiğimiz durumlarda biyopsi tabii alıp ona göre kesin tanıya ulaşıyoruz. Çünkü patolojik tanı yöntemlerimiz çok ilerledi moleküler biyolojiyle son zamanda ve çok net bir şekilde bunun doğru tanısını rahatlıkla tam bir şekilde hastanelerde koyabiliyoruz. Peki HPV tabii ki vücut bağışıklık sistemi kazanıyor da onun dışında HPV geçiren insanlar neleri dikkat etmesi gerekli? Şöyle, HPV geçiren insanların simir, şimdi HPV'nin tiplerine göre, HPV'nin süresine göre, sebat etmesine göre bizim tedavi ve takip planımız değişiyor. Burada
hasta bazlı, yani bireysel bir tedavi ve izlem planı oluşturuyoruz. Dolayısıyla her hastaya motomot şu tedavi veya şu tarama sıklığı şeklinde söyleyemeyiz. Ama genel olarak biz simir ve HPV taramalarımızı 5 yılda bir HPV, 3 yılda bir simir şeklinde yapıyoruz. HPV pozitif olan hastalarda ve sebat eden hastalarda bir takım ek tedaviler verebiliyoruz. Cerrahi tedavilere gidebiliyoruz. Özellikle doku değişikliği varsa hasarlı dokunun çıkarılması gibi bir takım cerrahi tedavileri yolunu seçebiliyoruz. Peki HPV ile enfekte olmuş bireyler ne gibi sağlık sorunları ile karşılaşır? Evet, birincisi tabii ki rahim ağzı, vulva, anüs ve hatta gırtlak kanserleri. Bunu dahi görebiliyoruz. Bazı gırtlak kanserlerinde de HPV gösterilmiş. Bizim en büyük komplikasyonumuz, korktuğumuz HPV'nin yol açtığı şey HPV'ye bağlı kanser. Şimdi bunlar da Allah'tan ki bir anda değil, basamak basamak ilerleyen hücre değişiklikleri şeklinde oluyor. Dolayısıyla biz o basamakların bir noktasında yakalayabiliyoruz HPV'nin etkisini. Yakaladığımız zaman ne yapıyoruz? Şöyle düşünelim, her değişiklik geri dönebilir. Bütün rahim ağzı değişiklikleri kanser ilerleyecek demek değildir. Birçok hasta telaşla geliyor. Ben de HPV çıkmış, ben herhalde kanserim. Bu korkuyla gelen birçok hastamız oluyor maalesef. Hayır. HPV riskli tip dahi olsa gerileme ihtimalimiz var. Geriletme ihtimalimiz de var. Veya riskli tiplerin yarattığı hücre değişikliğine göre tedavi etme şansımız da var. Bunlar bir kısmı cerrahi, o bölgenin ufak bir şapka kapsül şeklinde çıkarılması tedavileri de var. Lip tedavisi dediğimiz. Rahim ağzı bölgesinin çıkarılması tedavilerimiz var. Yani basamak tedavilerimiz mümkün. Yine vurguladığım gibi kişiye özel tedaviler söz konusu. Dolayısıyla aynı ailede olan bireylerin bile farklı tedavileri söz konusu olabiliyor. Ya da işte komşunuzdan siz farklı bir tedavi alabilirsiniz. Bunlar yine hekimle görüşülerek çizilecek yollar. Bunlar medikal tedavi mi yapılıyor yoksa cerrahi tedavi şeklinde mi hocam? Her ikisi de söz konusu. Her ikisi de söz konusu. Bağışıklığımız artırıcı lokal medikal tedavilerimiz de var. Cerrahi tedavilerimiz de var. Bu biraz süreçle alakalı. Önceki medikal tedavi de seçebiliriz veya hücre değişikliğinin ne kadar, hangi safhada olduğuna göre önce cerrahi, daha sonra medikal destek tedavisi de seçebiliriz. Ama HPV'nin, yani virüsün bir ilacı yok. Virüsü öldüren bir bakteri gibi antibiyotiğimiz maalesef henüz yok. Peki HPV varlığı nasıl saptanır? Tarama testleri nelerdir? Evet, dediğim gibi HPV testi, tarama testi 30 yaş üstü, 30-65 yaş kadınlarda 5 yılda bir rahim ağzına yumuşak bir fırçayla bir sürüntü alarak genetik teste gönderiyoruz. Ve bu 200 tipin hangisi var? Riskli tipi mi var? Risksiz, düşük riskli tipi mi var? Buna bakıyoruz. Tarama testleri bu şekilde. Eğer sihir saptadığımız veya hücre değişikliği saptadığımız, yani simir testinde bozukluk saptadığımız hastalarda 30 yaş altında da HPV testi göre isteyebiliyoruz duruma göre. Peki bu HPV tekrar nüksediyor mu? Tekrar ya da nasıl? Evet, HPV şöyle, bağışıklık %50 olarak bulunmuş. Yani siz bir HPV tipinde enfekte oldunuz. Vücudunuz bunu yendi. 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra baktınız ki artık HPV riskli grupta HPV'si negatif geldi. Aynı tiple tekrar enfekte olma, tekrar enfeksiyon, tekrar orada gözükme ihtimali %50. Yani %100 bağışıklık sağlamıyor HPV'yi geçirmiş olmak. Kaldı ki bir tipten bahsediyoruz. Diğer riski tipleri yine de bulaşla alma ve tekrar enfekte olma şansımız var. Dolayısıyla ne diyoruz burada? Aşı. Aşı. Evet. Peki aşı kimlere ve nasıl yapılır? Yan etkileri var mıdır? Neden yapılması gerekli? Şimdi HPV aşısı çok güncel bir konu, çok tartışılan bir konu. Hastalarımdan da, bana özellikle genç grup hastalarımdan da çok bu sorularla gelen, hatta belli bir 40 yaş grubu hastalarım da bizim zamanımızda yoktu ama biz yaptırsak mı acaba diye gelen bir sürü hastam var. Aşı konusu önemli. Şöyle özetleyebilirim. 2007 yılında ilk, 2006'da üretildi, 2007'de ilk piyasaya sürüldü bu aşı. Aşıların 5, 10 ve uzun dönem etkilerinin takibi söz konusudur. Biz 10 yılı devirdik.
100 milyondan fazla aşı dünyada yapıldı. 100 milyon da yüksek bir rakam aşı yapıldı. Şu anda çocuklara dahi yapabildiğimiz, yani çocuk dediğin 9-14 yaş grubu çocuklara dahi yapabildiğimiz güvenli bir aşı statüsünde. Yan etkileri oldukça az. Genel olarak aşının işte yapıldığı bölgede ağrı, kızarıklık, hafif bir kırıklık hissi, kas ağrısı gibi semptomlar. Çok ender olarak anafilakti, yani alerjik, yoğun alerjik reaksiyonlar çok az görülen bir aşı. O yüzden güvenli olarak kullandığımız aşılardan bir tanesi. Aşılamayı Dünya Sağlık Örgütü 9 yaş ile 12 yaş arasında öneriyor. Ülkemizde 9-14 yaşında ruhsatlandırılmış durumda. 2 doz olarak yapabiliriz. Özellikle 11-12 yaşlar çocukların aşıya bağışıklık cevabının en iyi olduğu yaşlar. Ve kız ve erkek çocuklarını birlikte, bu da çok önemli. Çünkü HPV'nin bulaş yolu primer erkeklerde. Dolayısıyla erkekleri de aşılamalıyız. 9-12 yaş grubundaki hastalara 2 doz aşımız yeterli. 0. ve 6. ayda. 15 yaş ve üzeri, 15'ine ve üzeri hastalarımızda da bu sefer 3 doz yapıyoruz. 0, 2 ve 6. ay şeklinde. Her iki grupta da 1 sene içinde aşıların tamamlanmış olmasını istiyoruz. Peki 15 yaşta keselim mi? Ya da 26 yaşta keselim mi? Dünya Sağlık Örgütü 26 yaşa kadar rutin uygulama olarak öneriyor. Ama aşıyı 40 ila 45 yaşa kadar da uygulayabiliyoruz farklı edikasyonlarımızda. Bu gerek kişisel bazda hekim ve hastamızın durumunu değerlendirerek yaptığımız uygulamalar. Peki 45 yaş üstü yapılmıyor mu bu aşılar? 45 yaş üstü şöyle, 45 yaş üstü ilk defa cinsel birlikteliğe başlayacak olan hastalarımız için uygun mesela. Ama maruziyet dedim ya, %85'lerde. Burada 45 yaşındaki bir hastanın maruziyet süresi önemli. Daha önce geçirip geçirmediği önemli. Simir takipleri önemli. 45 üstü aşının bir kontraindikasyonu yok tabii ki. Ama etkinlik, kar, zarar gene o kişisel bazda değerlendirecek gruba giriyor. Kadınlar kadar erkekleri de etkiliyor mu hocam bu? Elbette. Penis kanseri, skrotum, anal kanserler, genital kanserler onlarda da var. Dolayısıyla erkeklerin de aşılanması önemli. Peki tedavi edilmezse ne olur hocam? HPV tedavi edilmezse. Şimdi HPV bir semptom vermediğini söylemiştik. Tedavi edilmezse %80 gerileyecektir. Ama %20'lik bir grupta kansere ilerleme söz konusu olacaktır maalesef. Programın sonuna yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz hocam? Sevgili izleyicilerimiz, özellikle taramalarımızı, HPV taramalarımızı düzgün yapalım. Hekimlerimize bu konuda lütfen bilgi almak için onlar da hekimlere başvursunlar. Her zaman için sağlıklı birey, sağlıklı toplum diyoruz. Sağlıklı toplumda korunma yöntemlerini, özellikle koruyucu tıbbı uygulayan hekimler ve ona uygun davranan hastalar sayesinde gerçekleşecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, çok değerli hocamızın değerli bilgilerini paylaştığı gibi sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağışıklık sistemimizi baskılayan kötü alışkanlıklardan uzak durursak, el, ayak, vücut temizliklerimize dikkat edersek ve tek eşliliğe dikkat ettiğimiz takdirde daha sağlıklı kadınlar, daha sağlıklı anneler olarak daha sağlıklı çocuklar yetiştirebiliriz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. Haftaya aynı gün ve saatte inşallah çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın efendim.